Herkese merhaba arkadaşlar ben Ekrem Avcanız. Laptop Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. AYT -X Soru Bankamızın 96. testi Trigonometrinin 9. videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu testimizde XY yani temel ve orta seviye sorular olacaktır. Bu testin PDF aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz ve direkt ilk sorumla başlıyorum. İlk soru bana diyor ki fx eşittir 6 tane sinüs mx eksi bölü 4 eksi 3 fonksiyonun periyodu 2 pi olduğuna göre m sayısı kaçtır diyor bana. Periyot şöyle bulunur arkadaşlar dikkat edin. Mutlak değer 2 pi bölü pardon 2 pi bölü mutlak değer a. Sinüs ve kosinüs fonksiyonlarında sinüs ve kosinüs fonksiyonlarında 2 pi bölü mutlak değer a. Hocam bir tane daha vardı pi bölü a sinüs kosinüste evet. Üssü çift olduğunda fakat müfredatta sadece üstünün tek olduğu durum ve 2 pi bölü mutlak a olduğu durum var. Soru bitti hocam. Bu arkadaşın periyodu şöyle bulunur. 2 pi bölü mutlak a dediğim x'in kat sayısı bakın burada m var. Burada var. Yani m bölü 4 sayısı x'in kat sayısı. O zaman burası mutlak değer m bölü 4. Eşittir neye? 2 pi'ye. Hocam 2 pi'ler sadeleşti. Işte. İşler dışlardan mutlak değer m eşittir 4 dışarı çıkacak. 4 oldu. Buradan da m'nin alacağı iki değer vardır. m sayısı ya 4'e ya da m sayısı x 4'e eşittir. m kaçtır diyor. m buradan 4 oldu. Birinci sorumuzun cevabı diğer olarak bulundu. Dediğim gibi sadece 2 pi bölü a olduğu sinüs kosinüsün ihtimali var. Müfredatta pi bölü a olduğu yani üstün çift olduğu durumlar müfredatta yok arkadaşlar. İkinci soru diyor ki fx fonksiyonunun periyodu 11 ve f-3 eşittir 7 olduğuna göre f-19 kaçtır? Periyot şudur arkadaşlar. Diyor ki f-x eşittir f-x artı t. Yani t bu fonksiyonun periyoduysa siz t'yi buna eklediğinizde sonuç yine f-x gelir diyor. Ve aynı şekilde burada. Bakın. Periyot 11 ise o zaman hocam ben f-3'e bu 11 sayısını eklediğimde 11-3'ten ne olur burası? f-8 mi olur? f-8 bu arkadaş yine f-3'e eşittir diyor. Bitmedi. Bakın eşittir. F eksi 3'e. Bitmedi. F 19'u istiyor. Ben bu F 8'e bir 11 daha eklersem. Bakın F 8 artı 11. Hocam anlayacağım bu da F 19'dur. E bu F 19 sayı da yine F eksi 3'e eşittir. E F eksi 3 sayısı da 7'ye eşittir. Demek ki F 19 7'ye eşit olmuş olur. Yani periyot demek fonksiyonun sonucunu değiştirmeyen sürekli eklendiğinde değiştirmeyen ifadelerdir. Bu da ikinci sorumuzun cevabını Ceyhan olarak bulduruyor. Üçüncü soru benzer bir soru. F fonksiyonu periyodu 4 olduğuna göre F2x artı 5 fonksiyonu periyodu kaçtır? Diyor bana. Size düz bir fonksiyon verildiğinde map kitabı diyor ki bunun periyodunu şöyle bulursunuz. Pi bölü mutlak A. A dediğimiz sayı burada x'in kat sayısı. Heh, dikkat. Şimdi F fonksiyonun periyodu 4 ise yani pi bölü. Diyelim ki F fonksiyonun kat sayısı yani F fonksiyonu şöyle diyelim. Evet f fonksiyonunun periyodu 4 ise bakın pi bölü mutlak a'nın periyodu kaçtır diyor bana adım adım geliyorum pi bölü mutlak aya şuradan gelelim oradan gelelim pi bölü mutlak a 4 ise evet öyle gelelim peki şurası için konuşalım bakın burası için f'in karşısında hocam ben nasıl bir fonksiyon olduğunu bilmiyorum diyor ki bunun bunun periyodu pi bölü mutlak a olsun ve pi bölü mutlak a dediğim ifade 4'e eşit olsun diyor. Güzel hocam geldim bu tarafa. Benden burada kat sayısı 2. Pi bölü mutlak 2a'yı istiyor. Bakın mutlak 2a'yı istiyor. O zaman hocam bunun periyodu da bunun periyodu da pi bölü 2 çarpı mutlak a'dır. E pi bölü a yap. Ben 4 demiştim. Demek ki hocam burası 4'tür. O zaman benim periyodum 4 bölü 2'den 2 olarak bulunur. Bu da bana 3. soruyu burs olarak bulduruyor. Dördüncü soru diyor ki işte periyotlarla grafiklerin böyle bir bağıntısı olacak. Yani periyot dediğim şey grafiğin kendini tekrar ettiği sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjantın -tan 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 grafiklerin sorulduğu veya sorulabileceği ihtimaller. Yukarıdaki grafiği veren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? İsterseniz sıfırdan sinüs x'i çizerek bunların hepsini ayrı ayrı çizebilirsiniz. Veya yukarıdaki ifadeleri vererek bunları bulmaya çalışabilirsiniz. Sıfır verdiğimizde sonucu 1 yapacak. Sin 0, 0 gitti. Sin 0, 0 artı 2'den 2 gitti. Kos 0, 1 artı 2'den 3 gitti. Cos 0 1 artı 1'den 2 gitti. X X'e 0 verdim. Sin 0 0 artı 1'den 1'e eşit oldu. Bu olabilir. Bakın bu olabilir. Buraya baktım. Bir noktada bir tane nokta daha bakayım. Pi bölü 2 verdim. Sinüs pi bölü 2 artı 1. Sin 90 1'dir hocam. 1 artı 1'den 2. Bakın burayı da sağladı. Tamam. Bir tane daha vereyim. Pi vereyim. Sinüs pi artı 1. Sinüs pi dediğim ifade 0'dır. 0 artı 1'den 1 bakın burayı da sağladı. Y kısa altmamıza gerek yok. Demek ki bu arkadaş y eşittir. Sinüs x artı 1'in grafiği. Ha, hiçbir şey yapamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Gelirsin buradan sinüs x artı 1'in grafiği çizersin. Yani sinüs x'in grafiği şu şekilde. Şudur. Bir birim yukarı ötelediğinizde yine bu fonksiyona denk gelir. Bu da bana dördüncü soruyu edirne olarak buldurur. Beşinci soru bana diyor ki aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi y eksenine göre simetriktir diyor. Yani bana soru şu aslında y eksenine göre simetrik demek. Çift fonksiyon arıyorum ben. Ve belli başka temel bilgileri bilmem lazım. Nedir bunu arkadaşlar? Sinüs x fonksiyonu x dışarı eksen atabiliyordu ya. Bu fonksiyon tek fonksiyondur. Kosinüs x fonksiyonu cos x cos x x eşitliği ya. Bu fonksiyon çift fonksiyondur. Ve tanjant x ve kotanjant x fonksiyonları bunlar da tek fonksiyon. Bu temel bilgileri zaten bileceksiniz. Bir de çift fonksiyon şöyle bulunuyordu hocam. fx, fx, x'e eşit olacak. Peki biz olanları bulalım. Kotarjant x var tek fonksiyon. Gitti biz çift arıyoruz. Sinüs x var burada tek fonksiyon. Gitti biz çift arıyoruz. Güzel. Devam ediyorum. Peki b şıkkının çift mi tek mi olduğunu gösterelim. Hemen fx, x'i buluyorum. fx, x eşittir. Sinüs, eksi x, x, artı bir. Eksi dışarı çıktı. Eksi sinüs x, x, artı bir. Bu arkadaş fx'e eşit mi? Hayır. Tek olmadığı için yani eşit olmadığı için biz buna tek veya çift diyemiyoruz. Güzel. Eğer eksi f eksi x olsaydı da tek diyecektik. Bunu diyebiliyor muyum? Hayır. O zaman bu fonksiyonu tek ne de çift. Gittim. D şıkkına bakalım. Hatta cevaba göre gidelim. E şıkkına bakalım önce. E şıkkına bakalım. Güzel. E şıkkı diyor ki sinüs x artı cos kare x. Aynı şekilde arkadaşlar ben f eksi x'i buluyorum. f eksi x eşittir. Sinüs eksi x artı kosinüs kare eksi x. Sinüs eksi x'in eksisi dışarı çıktı hocam. Eksi sinüs x. Bu eksi yutardan kareden dolayı da yutulacak bu eksi. Artı kos kare x oldu. Yine bu arkadaş f eksi x eşit mi? Hayır. Eksi f eksi x eşit mi? Hayır. Yine ne tek ne de çifttir. Ama d şıkkına baktığımızda dikkat. x diyorum eksi x yazıyoruz. oluyor bakın. f eksi x eşittir. Sinüs üzeri 4. dereceden eksi x artı kosinüs eksi x ve ben biliyorum ki bu eksi dışarı çıkacak. Dördüncü kuvvetini aldığımızda burası yine sinüs üzeri dördüncü dereceden x olacak. Eksi dışarı çıkamıyor zaten buradan yutuluyor. Artı kosinüs x olacak. Yani neye eşit oldu? fx'e. Demek ki hocam f x fx'e eşit olduğu için bu fonksiyon çifttir. Benden bunu istiyordu. Bu da bana beşinci soruyu diğer bakır olarak bulduruyor. 6 soru diyor ki, yine grafikten okuyacağız. Şekildeki bir kısmı verilen grafiğin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Yerine yazıp sonucu bulmaya çalışacağız. Mesela 0 yazdığımızda eksi 2 veriyormuş. Yazalım. X yerine 0 yazdım. 4 kos 0, 4 yapar gitti. X yerine 0 yazdım. 0 eksi 2, eksi 2 olabilir. X yerine 0 yazdım. 0 artı 1, 1 olmaz. 0 yazdım. 0 artı 2, 2 gitti. Eksi 2 arıyorum. 0 yazdım. 0 artı 2, -2. gitti. Bulamadım mı hala? Bir değer daha yaz. Mesela pi bölü 2 yaz. 90 dereceyi yerine yazdım. bakın Sadece bu kaldı zaten. Sin 90. Sin 90 1'dir. 4 eksi 2'den 2 verecek. Veriyor mu? Veriyor. Mu? Bitti. Diğer iki değeri de yazabilirsin. Yazmıyor da bilirsin. Fark etmez. Bunlar kolay sorular. İleride daha zor olanı yapacağız. Merak etmeyin. Bu da bana 6. soruyu burs olarak bulduruyor. 7. soru diyor ki kosinüs parantez içinde 4 tane ark sinüs kök 2 bölü 2 ifadesinin değeri kaçtır diyor bana. Peki geldik şuraya. Hocam ark çözeceğim önce. Çözelim. Ark sinüs kök 2 bölü 2 eşittir x açısı diyorum. Bunun sonucu bir açıdır. x ile kök 2 bölü 2'nin yeri değişirse yani ters alınırsa arkını bir daha tersini alıyorum. Çıkacak sonuç buradan sinüs x eşittir kök 2 bölü 2 ve arklar eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında tanımlı olduğu için ben cevabı ya birinci bölgede arayacağım ya da ark sinüsler burada ya birinci bölgede arayacağım ya da dördüncü bölgede. Pozitif mi? Pozitif. Demek ki ben birinci bölgede arayacağım. Birinci bölgede 45 derece. Birinci bölgede kök 2 bölü 2 olan açı 45 derecedir. Demek ki burası hocam 45 derecedir. Güzel. Yani pi bölü 4'tür de diyebiliriz. Pi bölü 4 değil mi? Pi bölü 180 bölü 180. 90 45. Evet pi bölü 4 de diyebilirsiniz. Güzel hocam. E 45'te ben buradan 4'ü çarpmışım. Bakın kosinüs 4 çarpı 45. E hocam bu da kosinüs 180'e eşit. E kosinüs 180 de baktığımızda nereye denk geliyor? Eksi 1'e denk geliyor. Bu da bana 7. soruyu Adana olarak bulunur. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar. Aynı mantık. 8. soru diyor ki tanjant parantez arc kosinüs 4 bölü 5 ifadesi değeri kaçtır? Diyor bana. Arc kosinüs ifadeyi aldım kenara. Ark kosinüs 4 bölü 5'e x dedim. Tersini aldım. Dışarı içeri çıkacak sonuç. Kosinüs x eşittir 4 bölü 5'e. Güzel. Bakın şimdi. Dikliği indirdim şuraya x açısını şuraya yazdım. 4 bölü 5 demek komşusu 4 hipotenüs 5. Demek ki benim karşım 3'tür hocam. Peki içeriye ben ne dedim? İçeriye ben isim verdim x dedim. x. O zaman soru benden ne istiyormuş? Soru benden tanjant x istiyormuş. Tanjant x de karşısı 3 bölü komşusu 4'tür. 3 bölü 4'ten de 8. sorumuzda burs olarak bulunuyor. 9. soru diyor ki kotanjant pi bölü 2 artı aksinüs 5 bölü 13. Yine aksinüs 5 bölü 13 gördüğüm yere X dedim. Ark sinüs 5 bölü 13 gördüğüm yere X dedim. Yine tersini aldım. Buradan sinüs X eşittir. 5 bölü 13. Hemen dik üçgene gidiyorum yardım almaya. Gittim dik üçgenime 90 dereceyi koydum. X derecelik açıyı koydum. 5 bölü 13 diyor. Karşı bölü hipotenüsü yazdım. E bu özel üçgen benim komşum 12'leri bitti. Geldim buraya. X yazmıştım. Soru benden kotanjant pi bölü 2 artı X istiyormuş. Harika. Ben biliyorum ki pi bölü 2'de isim değişti. Kotanjant oldu sana tanjant x İşaretine bakalım. 90 dereceye ben açın eklediğimde ikinci bölge düşer. İkinci bölge kotanjant. İkinci bölgede kotanjant eksi olduğu için buraya eksi gelecek. Eksi tanjant x eşittir eksi tanjant x demek karşı bölü komşu. O da eksi 5 bölü 12'dir. 9. sorumuzda bu şekilde C olarak bulunur. 10. soru diyor ki fx eşittir 3 eksi 4 arc sinüs, x artı 1 bölü 7 olduğuna göre fx'in alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır diyor bana. Güzel bir sorudur. Dikkatli bir şekilde dinleyelim arkadaşlar. Diyor ki bakın fx'in alabileceği en büyük ve en küçük değeri soruyor bana. Peki ben biliyorum ki benim arksinüs fonksiyonum artık x artı 1 x artı 2 fark etmez. Arc sinüs, arc sinüs x artı 1 fonksiyonum eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 arasındadır. Bakın arc sinüs x artı bir fonksiyonum. Eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 arasındadır. Ve ben bunu elde etmeye çalışacağım. Adım adım. 1. Önce her yeri eksi 4 ile çarpıyorum. Eksi 4 ile çarptım. 4 2'ye böldüm. 2. Burası olacağım. 2 pi. Bakın 2 pi. Büyük eşittir. Eksi 4 arc sinüs x artı 1. Büyük eşittir. Eksi 4 bölü 2'den eksi 2 pi. Bu 1 tamam. Sonra her yere artı 3 ekliyorum. 2 pi artı 3 büyük eşittir. 3 eksi 4 arksinüs x artı 1 büyük eşittir. Burası 3 eksi 2 pi. Bu da tamam hocam. Bir de her yeri 7'ye bölüyorum. Bakın 7'ye bölüyorum. Böldüm 7'ye. Böldüm 7'ye. Böldüm 7'ye. Demek ki alacağı en küçük değer 3 eksi 2 pi bölü 7 artı alacağı en büyük değer 2 pi artı 3 bölü 7. Paydalar aynı. Eksi 2 pi artı 2 pi gitti. 3 artı 3'ten burası 6 bölü 7 oldu. Bu da bana 10. soruyu diğer olarak buldurdu. 11. soru diyor ki fx eşittir 3 eksi 4 x bölü 2 fonksiyonun dikkat tanım kümesinin tanım kümesinin alacağı en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır? Şimdi üsttekinde değer kümesiydi. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arka kosinüsün tanım kümesi Eksi 1 virgül 1'den nereye değerleniyor? Eksi pi bölü 2'den pi bölü 2'ye değerleniyor. Şu an ben tanım kümesini istediği için buraya alıyorum. Demek ki hocam benim içerideki bu ifadem, bu ifadem. Eksi 1 bölü 2 ile 1 ve eksi 1 ile 1 arasında olmak zorunda. Yani 3 eksi 4 x bölü 2 ifadesi eksi 1 ile 1 arasındadır. Soru bitti. 2 ile genişlettim. Eksi 2 küçük eşittir. 3 eksi 4 x küçük eşittir 2'ye. Her iki tarafı eksi 3 ekledim. Eksi 5 küçük eşittir. Eksi 4 x küçük eşittir 5'e. Her iki tarafı da eksi 4'e böldüğümüzde 5 bölü 4 büyük eşittir. X büyük eşittir. Eksi 5 bölü 4 yapar. En büyük değer ile en küçük değerin toplamını soruyor bana. Hata mı yaptık bir yerde? 3 mi eklemiştik? Evet hata yaptık. Şu. Toplam işlemi yanlış yaptık. Sıkıntı yok. Düzeltelim. Her yere eksi 3 yaptım. Eksi 5 küçük eşittir. Eksi 4 x küçük eşittir. Eksi 3, e, eksi 3 e ekledim. Burası eksi 1 oldu. Hızlı kontrol. Evet. Her yeri de eksi 4'e böldüğümüzde burası 5 bölü 4 büyük eşittir. Eksi 4 x bölü Eksi 4'e böldüm. Eksiler gitti. Burada x kaldı. Büyük eşittir. Burası da 1 bölü 4 oldu. Yani en küçük alacağı değer 5 bölü 4. En büyük alacağı değer 1 bölü 4. Toplamda 6 bölü 4 olur. Buranın 3 bölü 2 yani 11'in sorumuzda Adana olarak bulunur. 12. ve de bu testin son sorusu diyor ki kosinüs parantez 4 ark kosinüs eksi köküç bölü 2 ifadesinin değeri kaçtır diyor bana. Önce geldim içeriği çözüyorum arkadaşlar. Çözelim. Bakın ark kosinüs eksi köküç bölü 2. Şimdi yoğunlaştık buraya. Eşittir x dersem ben bulacağım şey şudur. Kosinüs x nerede? Eksi köküç bölü 2'dir. Şimdi bildiğimiz üzere sinüsün Arc sinüsün tanım kümesi yani değer kümesi eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığındaydı. Kosinüsün de sıfırla pi aralığındadır. Yani sıfır pi. Çünkü kosinüs ikinci bölge negatif ya. Yani bu sonuç negatifse demek ki benim kosinüs açım buradaki ikinci bölgedeki negatif değere denk gelir. Bakayım. Evet. ikinci bölgedeki negatif değere denk gelir. Veya şunu da söyleyebiliriz. Şunu da söyleyebiliriz net bir şekilde. Öyle mi yapalım? Öyle yapalım. Şu eksiği ben dışarı çıkarabiliyorum kosinüsten. Tamam öyle yapalım. Bu eksiği ben dışarı şöyle çıkarıyorum hocam. Pi eksi r kosinüs kök 3 bölü 2. Bu. Tamam böyle yapalım daha iyi olur. Pi eksi r kosinüs kök 3 bölü 2. Buradan yapalım. Devam ediyorum. Pi eksi r kosinüs kök 3 bölü 2. Yine aynı şekilde buraya yani şu oldu. İçerideki şu arkadaşa komple pi eksi r kosinüs kök 3 bölü 2 dedim. Bu eksiden kurtulmak için. Sonra ar kosinüs kök 3 bölü 2 x dersem kosinüs x eşittir kök 3 bölü 2. Kosinüs nerede kök 3 bölü 2 arkadaşlar? Kos 30. Kosinüs 60 sinüs 30'a. Yani kos 30 o zaman 60 oluyor. O zaman x eşittir 30 derece. Demek ki benim x'im 30 derece. Yani benim buram 30 derece. Benim bir de burada pi vardı. Demek ki burası pi eksi 30. Yani pi eksi pi bölü 6 mı oldu? Evet. Kosinüs 4 çarpı. Hocam parantez burası. Pi eksi pi bölü 6. Güzel. Devam ediyorum. Kosinüs paylaştırdım. 4 çarpı 6 pi'den pi çıkarttığımızda 5 pi bölü 6. 4'ü 6'ya böldüm. 2 burada. 3 burada. Hocam bu da kosinüs 10 pi bölü 3 oldu. Esas ölçüsünü bulalım. 10 pi'yi 3'e böldüğümüzde şöyle bir yapalım daha iyi. 10 pi 6'ya böldüm çünkü esas ölçü böyle bulunuyordu. 1 kere 6, 6, 4 geldi. Demek ki hocam burası kosinüs 4 pi bölü 3 oldu. Peki bu nedir hocam? 240 derece mi? 183, 60, evet 240 derece. Hocam bu arkadaş kosinüs 240'dır. Kosinüs 240'ı de ben kosinüs 180 artı 60 yaptım. Çok fazla uzatmış olabilirim. 180 artı 60 yaptım. Hocam 180'de isim değişmez. Burası olacak 60 derece. Ve, ve İsim değişmez kosinüs 60 olacak. İsim değişmez hocam burası olacak. Kosinüs 60. Derecesine bakalım. Derecesi de şöyle bulunur. Yani işareti. 180'e ben açı eklediğimde 3. bölge düşer. 2. bölgede kosinüs negatif olduğu için burası da eksi kosinüs 60'tır. E kos 60 sinüs 30 O da eksi 1 bölü 2'dir. Ve sorumuzun cevabı sorumuzun cevabı 12 Diyarbakır olarak bunu Uzattıysam kusura bakmayın diyorum. Bu videomuzu da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.